Turgay Şeren. Sarı kırmızı tarihe adını zaferlerle yazdırmış bir altın eldiven. 19 yıllık Galatasaray kariyerinde 19 yaşında kaptanlığa ulaşmış, milli takımın kalesini yıllarca başarıyla korumuş Berlin Panteri. ...15 Mayıs 1932'de Ankara'da hayata gözlerini açar Turgay Şeren. Babası Sabit Bey, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün özel kalem müdürlerinden biridir. Ve Turgay Şeren hayata gözlerini açtığında ismini belirlemek için soluğu Mustafa Kemal'in yanında alır. Galatasaray Lisesi'nde okumaya başladıktan sonra Fransız hocaların ismini farklı telaffuz etmesiyle Türkay olan ismi Turgay olarak söylenir ve öyle de kalır. Futbolculuğa da Galatasaray Lisesi'nde başlar. Grand Cour'da santrfor olarak başladığı futbol hayatında ileride milli takımın kalesini bekleyeceğini tahmin bile edemez elbette. Lisede futbol oynadığı dönemlerde kaleciliği sevmeyen Turgay Şeren'e Galatasaray Lisesi'ndeki hocası Mr. Elliot her gün gelip ne zaman kaleci olacaksın diye sorar. Bu onu cesaretlendiren ilk adımdır. Galatasaray'daki ilk maçını Avusturya ekibi Admira karşısında çıkar Turgay Şeren. Ve sergilediği başarılı performansla o kutsal eldivenlerin hakkını verir. Galatasaray'da efendiliği ve mertliği ile kısa zamanda hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların gözdesi olur Turgay Şeren. Genç yaşında abileriyle birlikte sahaya çıkmak onun için büyük bir onurdur. Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi 19 yaşında Gündüz Kılıç tarafından Galatasaray kaptanı ilan edilmesi de onun ne denli parlak bir kariyerinin olacağının sembolüdür adeta. 17 Haziran 1951 Berlin Olimpiyat Stadı. Federal Almanya Türk milli takımını ağırlıyor. Milli takımımız sahada Naci, Müjdat, Eşref, Ali İhsan, Hüseyin, Mehmet Ali, Erol, Recep, Gündüz, Muzaffer, Lefter ve Faruk'la mücadele ediyor. Sahada galibiyete kararlı bir Türk milli takımı var. Muzaffer önüne düşen bu topu rahatlıkla ağlara yolluyor ve karşılaşmanın 85. dakikasında milli takımımızın galibiyetini ilan eden golü atıyor. 17 Haziran 1951'de Berlin'de oynanan bir Batı Almanya-Türkiye maçında performansı alınan başarılı skorun önüne geçer ve Ay Yıldızların zaferine damga vuran isim olur. Batı Almanya'ya karşı elde edilen 2-1'lik zaferde kurtarışlarıyla milli takıma hayat verir. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki binlerce Alman seyirci önce bir suskunluğa bürünüyor. Batı Almanya'da oynanan mücadelede sergilediği başarılı performansla Berlin Panteri ünvanını elde eder usta eldiven. Bugün bile o zamanı hatırlayınca duygularını gizleyemiyor. Galatasaray yıllarının onun için unutulmaz isimlerinden biri de Gündüz Kılıç. Namı diğer Baba Gündüz. Turgay Şeren efsane isimden övgüyle bahsediyor. Metin Oktay'a Galatasaray'a transfer olduğunda Galatasaraylılığı öğretmesi için Turgay Şeren görevlendirilir. İkili yıllarca aynı odayı paylaşır ve kader ortaklığı yapar. Turgay Şeren için Metin Oktay'ın yeri apayrıdır. O kalede Metin Oktay forvette Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturur, muhteşem zaferleri imza atarlar. Aynı zamanda Metin Oktay'ın kişiliğinin de futbolculuğu kadar mükemmel olduğunu belirtiyor Turgay Şeren. Duygu yüklü bir insan Turgay Şeren. Sarı kırmızılı takımın tarihine simge olmuş bir isim. Galatasaray onun için vazgeçilmez bir tutku. Sarı kırmızılı takıma yıllardır verdiği hizmet ve Galatasaray Lisesi ile başlayıp bugüne kadar süren bir mutluluk onun için Galatasaray. Galatasaray'ın altın eldiveni, Berlin Panteri ve bir gönül insanı Turgay Şeren. Anıları hala taze, gözleri dolu ve mazisi sarı kırmızı. Galatasaray onun için bir yaşam kaynağı.